Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Mustafa. Bugün sizinle gördüğünüz gibi Mountain Blade Warband oynuyoruz. Gene en son Ahmerrat şehrinde kalmıştık. Ve sanırım bir görevimiz vardı. Yokmuş. En son burada bir şeyler satmıştık herhalde. Hemen buradan Han'a gidiyorum ve Han'dan bakalım köle taciri falan var mı? Alınabilecek görev var mı? Burada bir köle tüccarı varmış. Galiba köle satmıştık. Hemen bakalım. Bunu geçelim. Ve köle satacakmışız en son. Evet. Tahmin ettiğim gibi kölelerimizi sattık. 7 tane çapulcumuz varmış. Ardından grubumuzda 3 tane kıdemli yaya, 1 tane 19 tane normal yaya, 26 tane de acemimiz varmış. Şöyle etrafta giderek haydut avlayarak, görev toplayarak gezeceğim. Şöyle hemen Q'ya basalım. Yerlere basalım. Karakterlere basalım. Buradan hemen Sultan Hakim'i bulmalıyız. Sultan Hakim. Bundan görev alacağız. Son görüldüğü topraklar Shariz demiş. Rapor güncelmiş. 2 günlük diyor. Shariz'e bakarız biz. Shariz bayağı uzak. Çok uzak hatta. Hemen Shariz'e gidelim şöyle hızlıca. Çok uzak çünkü. Grubun yiyecek hiçbir şey yok mu? Aman yarabbim. Koş koş koş. Şiba Zümür köyüne gitmeliyiz. Yoksa gruptan çıkacaklar. Tamamdır. Köylerden erzak satın al. Allah. Hiçbir şey yok ki burada. Çok pahalı bunlar. Alamam. Ayrıl. Hemen buraya gitmeliyiz. Hızlıca. Yürü mü? Yürü. Burada hile yapacağım. Işınlanacağım çünkü. Grubun şeyi yok. Çıkmalarını istemiyorum hemen. Pazar yerine gir. Erzak tüccarı. Tamamdır. Buradan ekmeğimizi alalım. Hangisi daha ucuz? Bu daha ucuz. Bu ikisini de alalım. Biraz da bunlardan alalım. Alalım bir şeyler işte. Ardından buradan çıkalım. Şöyle ben bir envantere geleyim. Envanterde hiçbir şeyim yok. Ben kendime zırh almamışım. Kendime güzel eşya alabilir miyim? Bakalım burada. Turkuba'da. Yanlışlıkla şehir meydanına girdim. Pazar yerine gir. Buradan zırh tüccarlarına bakalım. Zırh tüccarında ucuz güzel zırhlar var mı? Tabii ki var. Bunu atalım. Buradan çatlak Nordic Mifer 150 dinara. Gayet ucuz. Bot almayacağım. Bot çok pahalı. Şuradan güzel bir göğüslük. Bizimkinden daha iyi bir zırh var mı? Var ama onlar çok pahalı. Tamam, o zaman şimdilik bir miğfer alalım. Bu kadar yeter. Tamamdır. Buradan çıkarım. Buradan erzak tüccarından almıştık. Evet doğru. Silah tüccarına gelelim. 24-19 vuruyor bizim kılıcımız. Kendimize güzel bir kalkan alabiliyor muyuz? Biraz paraya kayıp 500'e süvari kalkanı alabiliyoruz. 12-16. Hızı yüksek. Direnci yüksek zaten. Boyutu küçük. O zaman şimdilik almayalım. Kalkanlar pahalı. O zaman ben şöyle biraz paraya kıyıp tekelli kılıcımı zaten iyi. Büyük bir çift elli asker tırmanı alacağım. Bununla çok güzel adamları deşip level atlayabiliyorsunuz. Atımız nasıl? Atımız iyi gibi. Evet 1200 dolar harcayıp o kadar masrafa girmeyeceğim yeni bir at için. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Ekran görüntü daha akıcı olsun diye grafikleri düşürdüm. Şöyle Tamnuh köyüne girelim. Burada haydutlar varmış. İyi oldu. Beleş para. Eşyalarını satarız. Full şey gideceğim bu arada. Atla yapacağım çünkü Sarranit memlükleri oynanın NOP memlük. NOP süvarileri. Hemen haydutları keselim. Adamlar nerede? Buradalar. Atın üzerinde hiç iyi olmuyor geldi. Hemen şöyle kenara bir yere gidip inmem lazım atın üzerinden. Şöyle ineceğim. Oo, adamın çekici var. Böyle gördüğünüz gibi bayağı vuruyor böyle. Arkadan mesela uzun ve güçlü bir kılıç alarak
çiftellilerden. Onlarla adamların arkasına atlayıp adamları biçebiliyorsunuz. Savaş kazancı kızdı da. Hemen buradan gelelim. Bizden burada bir şey var. Bunun çok bir önemi yok ama burada ben her zaman ihtiyacı olduklarını söyleyip reddet diyorum. Burada bize yemek vermeyi düşünüyorlar. Çünkü her yer yağmalanmış ve biz onları kurtarıyoruz. Canları kurtarmak dediğimiz için. Burada ben her zaman reddederim. Bence siz de reddedin. Çünkü onur kazanıyor ve onur daha fazla asker barındırmanızı sağlıyor. Hemen bunları aldık. Level atlattırıyoruz bunları hızlıca. Bayağı bir level atmışlar. Hemen şöyle en son Shariz köyüne gidiyorduk. Evet, hemen Shariz köyüne, ya şehri. Shariz şehrine gidelim. Oradan Sultan Hakim'le konuşalım. Görev alalım. Lordluk isteyelim. Sultan Hakim her ne kadar da toprak vermese de çok fazla. Sultan Hakim'i mi gördüm ben? Evet. Sultan Hakim. Sultan Hakim'in hemen yanına gidelim. 3-8'li gidiyor. Biz 4-5'li gidiyoruz. Yakaladık. Adım Mustafa, hizmetinizdeyim. Soylu bir insan, canını taşıyorum falan demiş. Kılıç sunmaya geldim. Tamam. Herhangi bir göreviniz var mı? Mektup. Şarva Kalesi'ne gideceğiz. Tamam. Şarva Kalesi nerede? Herhalde uzak. Bizi gönderdiğine göre bakalım. Ebesin nikahında arkadaşlar. Dünyanın öbür ucunda. En uç noktaya götürtüyor bizi. Mükemmel. Erzağımız yetecek mi bilmiyorum. Şarva'ya gidelim şöyle. Şarva Kalesi'ne bastık ve CTRL'ye basarken, neyse yani boşluk tuşuna basarsanız zamanı hızlandırır. Bu bir hile değildir. Oyun buna izin verir. Şöyle hemen hızlıca ilerletelim. Işınlanmak hiledir. Geldik buraya. Kapıya yaklaşma. Nöbetçiye seslen. Biriyle görüşme talebinde bulun. Emir Numas diyoruz. Numas. Buradan hemen mektubu için geçelim buradan. Mesaj getiriyorum diyeceğiz ve kapatacağız. Buradan hemen hızlıca geri Sultan Hakim'in yanına gidelim. Ama önce bir taraflara gidip buradan Sarrani Sultanlığı'na basıp buradan hangi krallıklarla savaşta olduklarına bakacağız. Burada amaç bu üye olmak istediğiniz krallığın ya da sultanlığın düşman olduğu bir ülkeye saldırarak o ülkeyi arandaki şeyi bozmak, ilişkiyi bozmak ve bu sayede o kralın ya da yöneticinin seni ülkesine almasını sağlamak. Bunun nedeni insanlar işte böyle güç sahibi olan, hiçbir ülkeye münasip olmayan, hiçbir ülkenin tarafında olmayan kişileri diğer ülkelere sırf derebey olması için saldırtarak, kandırarak onları kullanıp ülkeyi zayıflatmak. Amaç bu. Şimdi hemen buraya gidelim. Saldırgan bir eylemde bunun diyemiyoruz. Niye? Çünkü yağmamız yok galiba. Bakalım. Yağma, yağma, yağma. Yağma, burada iki yağmamız varmış. Azıcık daha basmamız lazım. O zaman buradan çıkalım. Ve hızlıca Shariz şehrine gidelim. Bayağı bir erzağımız azalacak bu yolda. Gördüğünüz gibi bayağı bir erzakla bitmiş. Limelenmiş ün. Başlık var. At bunu. Kaybolacak. Evet. Bazen böyle duraksamalar olabiliyor. Hemen Shariz şehrine gidelim. Oo, bu çok kötü oldu. Aşırı kötü oldu. Sarani Sultanlığı Kergetanlığı ile barış imzaladılar. Bu çok kötü çünkü bütün ülkeler birbiriyle barış imzaladıkları zaman hiçbir ülke, üye olmak istediğiniz ülke hiçbir ülkeyle savaşta olmadığı zaman hiçbir türlü ülkeye katılamıyorsunuz. Düşmanlarıyla çatışmada olup onlara yardım etmediğiniz için. Bu çok kötü oluyor. Bunu ben önceden yaşamıştım. Bunun yüzünden save'i sildiğim oldu. Bunu geri savaş imzalamaları çok zor. Bunu ancak siz kendi ülkenizi kurmak zorunda bırakabiliyor. Hemen Shariz şehrine gidelim. Burada ya biz hep böyle uzun süre kalırsa ya kendi ülkemi kuracağım aldığından Sultan Hakim'e gelip sana katılmak istiyorum deyip topraklarımız feda edip katılacağız dedik. Hangi ülkemizi kuracağız? Ben kendi ülkemizi kurmayı tercih edeceğim. Yani çünkü bu sefer öyle yapalım. Uzun zamandır ben Warband oynarken hiç yapmamıştım. Bu sefer yapalım. Hem daha zevkli olur.
Daha güzel olur. Ben her zaman ekmek alırım çünkü ucuz ve gayet de uzun süre gidiyor. Sultan Hakim burada mı? Emir Quarias burada. Ha, tamam, görevimizi almışız. Şu an bize öyle gidip gidip görev alacağız. Ama şimdi ben bir arenaya gir diyeceğim. Kapı kilitli, akşam olmuş. Şöyle kamp diyelim hemen. İşe giriş değil, kamp önünüze dön. Burada bir süre bekle diyelim. Bekleyelim burada. Sabah olsun. Şimdi şeye gireceğiz. Sultan Hakim de geldi buraya. Gel buraya. Kaç, hemen kurtulamam. Evet, Sultan Hakim'i yakaladık. Gene bir görev isteyeceğiz. Yardım edeceğin işte kanunsuzları öldüreceğiz işte. Suçlunun birine. Pisliklerini bize yaptırıyor. Rustiş köyünde olduğu sanılıyor. Rustiş köyü gene dünyanın öbür ucunda mı? Ne has yakın verdin lan. Salak Sultan Hakim. Hemen oraya gidelim. Görev verelim. Hızlıca koş 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 koş. Geldik. Hem gönüllü toplayalım hem de buradan köy merkezine gideceksiniz. Etrafta gezdiğinizde bir kişi bulacaksınız olduğu yerde duran, böyle taklanan. O kişi şeydir, bilin, üzerinde şüpheli görünen bir kişi gibi şeyler yazıyorsa o kişi kesinlikle aradığımız adamdır. Şöyle etrafta gezeceğim. Evlerin arkasına bakın arkadaşlar. Genellikle oralarda olur. Bazen de göz önünde olur yani. Çok uç noktalarda olmaz. Şöyle etrafta gidelim. Çok küçük bir köy. Dört evi var köyün. Çok değişik. Hop, buradasın. Hemen atımızdan inelim ve gergin görünüşlü adam. Rarkue isminde katil alıyorum. Kimse öldürmeni falan diyor. Para için değil, adalet için diyelim ve hemen adamı şöyle öldürelim. İki vuruşta öldü. Hemen buradan kaydedelim bir. Ardından taba basalım, çıkalım. Bakalım. Evet, şimdi Sultan Hakim'i bulacağız. Sultan Hakim en son aşağılara gidiyordu ama orada hiçbir şehir olmadığı için. Hızlıca buradan ilerleyelim ve Sultan Hakim'i bulalım. Ve Sultan Hakim burada. Hemen Sultan Hakim'in gelelim. Görevi yaptım. 5 seviye olduk. Çok iyi oldu. Ödemeyi alayım diyelim. 300 lira çok az. Kirli diyelim ve ilişkimiz artsın. Bayağı işimize yarayacak bu. Hemen burada bir duralım. Ardından karakteri gelelim. Buradan çeviklik basarsak yağmayı arttırabiliyor muyuz? Arttırabiliyoruz. Bu sayede biz köyleri yağmalayıp aşırı aşırı fazla para kazanabileceğiz. Oyundaki en fazla para veren şey köyleri yağmalamak ya da işletme kurmaktır. Hemen buradan çift elli silahları verelim. Çünkü çift elli silah aldık. Buradan da gönderiye verelim. Tamamdır. Bu çok güzel oldu. Şimdi biz bir köyü yağmalamayı deneyelim ama önce Şaris şehrine gidip bir arenaya girelim. Buraya gidene kadar sabah olur diye düşünüyorum. Nord Krallığı Swadia'ya savaş açtı. Zaten her seferinde Swadia Nord'a dalıyor bir şekilde ve Swadia bayağı araya alıyorlar. Swadia genellikle beni de araya alınıyor. Nordlar çok kötü mahvediyor Swadia'yı genellikle. Öyle oluyor yani. Swadia çok saçma sapan şekilde güçlü olduğu da ve çok güçsüz olduğu da oluyor. Hemen buradan arenaya gir diyelim. Gene kapı kilitli. Sabah olmamış. Şöyle CTRL ve Space'e basıp bekliyorum ve sabah oluyor. Bu sefer arenaya girmeyi deneyelim. Ve gene kapı kilitli diyor. Sabah oldu ama gene de öyle diyor. Kuşluk vakti bu sefer olması lazım. Oldu. Turnuva başı burada. Burada yakın kasabalarda şey olacak mı, turnuva olacak mı diyoruz. Tulga şehrinde. Sadece. Tulga şehri de Kergit Hanlığı'nın. O zaman bayağı uzak. Şöyle hemen oraya gidelim. Basalım. Tamam. Hemen oraya hızlıca gidelim. Tulga şehrinde turnuvaya katılalım. Ardından gidip köyü yağmalayalım. Yoksa almazlar bizi turnuvaya. Askerler terfi için hazır dedi. Yolda giderken bakalım. Acemiler 4 tane terfi olmuş. İyi.
Bazı modda da yürürken terfi alamıyor askerler. Mesela Lord of the Rings modu var. The Last Days of Middle-earth modu. Onda Middle-age mi, Middle-earth mü ne işte. Orada yürürken tecrübe alamıyor askerler. Çok sıkıcı bir durum. Mesela adam size durmadan orada lordlar, daha doğrusu krallar bize görev verdiği zaman durmadan yürümeniz gerekiyor. Çürümüş ikisi de, onları atalım şuraya. Hiçbir işimize yaramaz. Tamam. Erzak tüccarına girelim. Buradan iki tane ekmek alalım. Biraz da elma alalım. Tamam, yeter bu kadar. Buradan arenaya gir diyemiyoruz. Tulge şehrinde olacak dediydi ama turnuva bitmiş mi? Sen şaka yapıyorsun. Biz buraya gelene kadar arkadaşlar turnuva bitmiş. Mükemmel ve şimdi de Dihrim şehrinde diyor. Dihrim nerede? Swadya'da. Kaçıracağız gibi geliyor bana. O zaman oraya şöyle bir gidelim. Gene de biz. Gidelim oraya biz. Yürüyerek gidelim. Çünkü yapılacak dediği için. Belki yetişiriz. Hızlıca gidelim. Yetişemezsek artık bir yerde daha turnuva olursa hile yapıp gideceğim. Yani boş boş. Videoyu uzatmayalım. Sıkılmayın. Tamamdır. Bir yerde işletme kurmamız lazım. Para gidiyor. Buraya gelelim. Turnuvaya katıl. Kendisine bahis oynayın deyip böyle en güzelini seçip baya baya para kazanabilirsiniz. Bize kılıç verdi. Karşıda bir okçu var ve bize fokus atıyor. Hemen şöyle arkalayarak öldürelim. O iki takım birbirine giriyor. Biz de arkadan onları tek tek avlayacağız. Biri gitti. Kargı çok vuruyor ama kontrol çok zor. O yüzden kargıcıya dikkat etmemiz lazım. Tamamdır. Herkesi düşürdük. Bunu da düşürdük. Bu arada aşağı düştü ve bunu da düşürdük. Herkesi düşürdük. Bayağı bir tecrübe kazandık. Ve oradaki kişiyi de alıyorlar mı? Yok. Maviri bizim adamı kesti. Mükemmel bir yapay zeka. Arkaya vuramadığı için oluyor herhalde mekanik olarak. Hemen gelelim arkadan onu tek vuruşta indirelim. Ve bitsin. O inmedi. Hasar almamış hiç. Oha. Niye ölmüyor? Bu da savaşçıymış. Bayağı bir devam edecek bu. Hızlıca bitirelim bunları. Son iki turda savaş diyelim. Ok verdi. Okçuluğum hiç yok karakterde. Çok kötü okçuluk karakterde. Hemen elimden geldiği kadar vuracağım. Yakınına gidip Legolas gibi savaşacağım. Okçuluğu da hiç de beceremem. Ben zaten okçuluğu hiç sevmem. Bir RPG oyununda, bir MMORPG oyununda sana mesela 30 lira versek hayatın boyunca RPG oyununda okçu olarak oynayacaksın ve sadece bu oyunu oynayacaksın deseler yapmam. Nefret ederim çünkü ben okçu gibi, büyücü gibi şeylerden RPG oyunlarında. Aa, ne oluyor lan? Ah, ölüyoruz. Öldük galiba. Ölmek istemiyorum. Hayır. Lan niye arkamda dolanıyor? Öleceğiz gibi. Okçu da sıkıyor. Yıkıl artık aşağı. Öldü. Oh be. Hayır. Öleceğiz gibi. Olamaz, 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 olamaz. Hayır, 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 hayır. Koru ben. Öldük. Şans verecek mi bize? Elendik. Çok kötü oldu ya. Boşuna o kadar yürüdük. Ben de gider o zaman köyü yağmalarım. Hadi bakayım. Hemen şu köye gidelim. Çok uzak her yer birbirinden ya. Halen yağmalayamıyoruz. Galiba aramız bozuk olmadığı için bu. Bir tane lord bulmamız lazım bizim. Kaç kişi var? 143 kişi var. Bizim bir lord bulmamız lazım giderken.
Bunları tercih atlatalım. Burası yağmalanmış zaten. Bu bizim taraflar. O zaman iç taraflara gidersek bir lord bulabileceğimizi düşünüyorum ve o 76 kişilikmiş. Bu Kergitanlı'yla da savaşmak bayağı zor. Kervan yağmalamak mantıklı bir seçim ama önce bir kaydedelim. Kervan bizden nasıl hızlı gidebiliyor? Yapacak bir şey yok, bizden kaçtılar. Tane daha kervan veya lord alamam lazım şu an benim. Arıyoruz, arıyoruz, bulamıyoruz ya. Hiç yok etrafta. O köylü var ama onlara da saldırmak istemiyorum. Onur kaybediyorsun çünkü kervanlara falan saldırdığınızda. Bulamıyorum ya. Lord yok, lord. 76 kişilik bir lord var. Bunu belki alabiliriz. Bizden nasıl hızlı olabiliyorsun? İmkanı yok ya. Ya 76 kişisin. 76. Yakaladık. Ben Mustafa. Taleplerimi iletmek için buradayım. Teslim olmak ya da ölmek için tek bir şansın var. Seni yeneceğim dedik. Şu an saldırıyoruz. Bizden sadece üstünler, onların atlıları olabilir. Ama yapacak bir şey yok. Bunu denemek zorundayım. Bayağı geliyorlar. Çok fazlalar. Hepsi atlı neredeyse adamların. Ve bunların kargoları var. O. Direkt kargo vuruşundan öldüm. Olamaz. Kurtulmamız lazım. Uf. Bizi rahat bıraktı. Çok fazla kişi kaybettik. Hemen ülkeye gitmemiz lazım. Şu tarafa gitmeliyiz. Sarrenite'ye gitmemiz lazım. Olamaz. Moral çok düşük grubun. Neyse ki save almıştım. Şöyle kaydetmeden çıkıyoruz. Kayıtlı oyunlar diyoruz. Buna geliyoruz. O kadar uzun gün geçmişken son burada kaydetmiştik ve buna bulaşmıyoruz. Sonucunu biliyoruz. 60-60 grup sınırımıza ulaşmışız. Buradan talim alanına gidip baya bir talim yapacağım. Talim alanına gittiğimde videoyu durduracağım. Ben baya bir 10-15 dakika talim yapacağım. Şu an kim kimle çatışmada? Galiba Kergitanlı'nı araya aldılar. Evet. Yok, araya anlamışlar. Şimdi bir Sarrenite gelelim. Gergitanlı ile aralarında ateşkes 30 gün sürüyormuş. Tamam. 30 gün sonra bitecek. Talim alanına gidelim. Ben bayağı bir talim yapacağım. Ardından videoyu geri devam ettireceğim. Yoksa bayağı sıkıcı olacak. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, videoyu geri devam ettirdim. Bayağı bir talim yaptım ama bir tane atlı elde edebildim sadece. Şimdi bir tane görev alacağım ve bir tane de haydut grubuyla çarpışıp videoyu bitireceğim. Önce haydut grubuyla çarpışalım, hatta büyük bir haydut grubu ise videoyu direkt bile bitirebilirim. Şu taraflarda çok fazla haydut oluyor. Oralara gidelim. Ah. Hapşurdum ve şurada köle haydutları var ama çok hızlı gidiyorlar. Burada yapmak gereken şey burada bir süre bekle deyip pusmak. Haydut veya herhangi bir Kergitanlı birimi gelirse onları
Direkt yakalayacağım ve savaşacağız. Şu taraftan çok fazla bir şeyler geçiyor. O tarafa gideceğim. Hop, burada biri var. Bunu yakalayabilir miyim? Çöl aynatları yakalayamıyorum. Çok çok hızlılar ya. Çok hızlılar. Çöl aynatlarının sığınağı. Çöl aynatlarının sığınağını bulduk. O zaman buraya saldıralım beni yakalayamazsak. Yapacak bir şey yok. Çöl aynatlarının sığınağına saldıralım deyip, yok, yakalayamıyoruz ya. Beklersek burada belli bir yakınlığa gelip kaçıyorlar. Yok, yakalayamıyoruz hiçbir türlü. Yakaladık mı? Yok, yakalayamıyorum. Neyse, o zaman sığınağa saldıralım. Saklandıkları yere saldır diyelim hemen. Sığınaktan yok ettikten sonra videoyu bitireceğim. Ağaca ne oluyor öyle ya? Neredeler? Taraftalar. Kesin buradan da gelirler diye düşünüyorum. Şöyle sudan geçelim. Ok atıyorlar. Ok, taş atıyorlarmış, olsun. Genelde bir hasar almayalım. Tamamdır, yanlarıma vardım. Sağa sol yapacağım. O nasıl dojladı onu? Hop. Bu öldü. Bunu da öldürdüm. Hemen şu son kalanı da öldürelim. Hop. Tamam, onu alırlar. Biz şu zırhlı olanı halledelim. Bunu da öldürdük. Çapulcu tarafından öldürülmüş Sarrani'deyiz. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Tamamdır. Burada nedense inek var suların içinde. Burada bir kişi var ve orada bir kişi var. Sudan çok yavaş geçiyorum. Suyun dışına çıkacağım. İki kişi orada, bir kişi orada var. Onun cirit'i var. Hop, zıpladım. Altımdan geçti, bunu da öldürdük. Sudan kalan zırhsızı da öldürelim. Ve videoyu bitirelim. Gel buraya. Bunu da first person öldürelim. Ve öldü ve sığınağı yok ettik. Bugünlük bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum. Umarım zevkle seyretmişsinizdir.